Hadiyanın söylediği ayetleri okuyayım. Bak diyor ki اَمْ خَلَقْنَ الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ. Şimdi o melekleri Allah'ın kızları diyorlar ya. Allah melekleri dişi mi yarattı? Onlar mı gördüler bunu? اَلَا اِنَّهُمْ مِنْ اِفْكِهِمْ مَيَقُولُونَ. Onlar bu şeylerinden dolayı şöyle derler. İftiralarından dolayı veledallah. Allah çocuk sahibi oldu derler. Her şey yalan baba. Ve innehum lekâzibûn. Gerçekten yalan söylüyorlar. Astafel benâti alellemî. Yani Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Evet. Allah böyle bir tercih yapmıyor. Yok. Evet. Mâ lekum keyfe tahkumûn. Nasıl bir karar veriyorsunuz? Evet. Ne oluyor size? Evet, evet. Efe la tezekkerûn. Hiç zihninizdeki bilgileri yoklamıyor musunuz? Evet. Yani yeryüzünde Allah bir tercih yapıyor. Evet. Az önce sizin söylediğiniz evet. gibi kızlar ve erkek arasında bir denge kurmuş. Evet, evet. Sonra ben size şunu söyleyeyim. Bak bu ayetin motivi, hocam tam geliyor o Allah o üçler, Yahudiler, Hristiyanların üçlüğünü kınıyor. Ham tüm bu motivler orada var, hatırlarsınız. Doğru. Aynı şeyi burası söyledi gibi orası söyledi. Yani istersen Allah'ı üç tut, ister kızı ona ver, erkeği kendine götür. Aynı şeyleri var. Gerçek Allah'ın kattı belli. Gerçek bir şey. Allah'ı duydunsa bunların birinde getirmeyeceksin diyor. Getirdiysen düşükler kimi sapmadı. Evet, evet. Şimdi ben epey zaman bir şey sormak istiyorum baştan beri. Bize çocukluğumuzdan itibaren şunu okudular, İmam Hatip Okulu'nda işte vaizler, değişik yerlerde yapılan konferanslarda Arap toplumunda zina son derece yaygındı, kadınlar evlerinin önüne bayrak asarlardı. İşte bu çocuk doğdu, bir çocuk doğduğu zaman işte istediği kişi onun babası olarak ilan ederlerdi falan. Şimdi böyle bir toplum öylesine güçlü bir namus anlayışına sahip ki kızım yarın başkasının eline düşer diye öldürmeye kadar gidiyor. Ondan sonra şeyde işte Hint ciddi bir tepki gösteriyor. Ne demek diyor? Hür bir kadın zina eder mi? Mesela bana öyle geliyor ki burada da çok ciddi bir şey var. Belki biraz abartımız var bizim orada. O doğru. Yani evet bütün Arap kadınları affedersiniz fahişelik yapmıyor. Ama fahişelik var. Yani bunlar fahişe gerçek, fahişe var. Yani fahişe mesela bir şöyle bir şey var. Yani bir kadının işte birçok erkekle beraber olması, bir çocuk dünyaya getirdiği zaman da gidip babası olmayınca, belli olmayınca istediği bir adamı, bunun babası sensin deyip işte böyle şey yapması falan. Gerçek mi iftira mı bilmiyorsunuz çünkü. Yani bunlar var. Bunlar gerçek. Ama yani bütün kadınlar namussuz değil bu toplumda. Hayır, toplumda böyle bir şey yok. Söyleyelim mi? Kadınlar diyoruz ki evet, evet. Fahişelik. Hocam iki şeyi ayırtmak lazımdır. Bir para fahişelik, bir de zevkine göre fahişelik. Bunun hangisi fahişelikti, hangisi para kazanmadı hemen ayırtmak lazımdır hocam. Bunlar farklı şeyler. Bir de hocam burada Hint diyor ya hür bir kadın zina eder mi? Yani acaba hür bir kadın zina etmesi hangi kadın zina eder? Yani şimdi burada bu Hint'i düşündüğümüz zaman bugünkü aristokrat ailenin mensubu. Evet. Şimdi acaba bunların zina anlayışı farklı bir şey mi? Yani demek istiyor ki yani zinayı cariyeler yapar sadece. Ama Hint biraz şey yapıyor orada aslında, abartıyor. Yapar tabii. Yani hür kadın da yapar bu işi. Hür kadın da yapar. Yani çünkü burada acaba şunu mu, şöyle bir sonuç mu çıkıyor buradan? Yani Hint ve onun gibilerin, ki bugün de aynı şey var. Şey yaptıklarına aynı zina denmiyor. Her şey aynı. Belki de. Belki de. Yani aşk oluyor, birlikte yaşama oluyor. Hatta bir değer değişecek bir şey. Belki de. Yani cahiliye Arabı kime zina diye neye söylüyor? Kime söylüyor? Hürün yaptığı zina ile cahiliyenin yaptığını farklı mı görüyor? Aslında enteresan bir konu. Bu gözle bakmak lazım. Yani sadece
para var mı yok mu meselesine hmm. göre. Yani para alıyorsa tamam o çocuk kadın. Paraya göre para mi yoksa sosyal statüye göre mi? Diyelim cahiliyenin, yani hür kadının yaptığı farklı, işte cariyenin yaptığı farklı mı? Dediğin gibi paraya göre mi değişiyor bu iş? Mesela şimdi ayette diyor ki namuslu olsunlar, işte sularını boşa akıtmasınlar ve gizli dost tutmasınlar diyor. Şimdi namuslu olsunlar, anladık. Sularını boşa akıtmasınlar. Tabi zina da olabilir. Bugün müta. Müta dediğimiz nikah da olur. Çünkü müta nikahı çocuk sahibi olmak için değil. Sadece o anlık zevki tatmin etmek için oluşturuluyor o şey bu Arap toplumunda. Gizli dost edinmesinler. İşte bu gizli dost metres gibi bir şey. Yani bu da o gruba girebilir az önce sizin söylediğiniz. Evet. Bu gözle bu, bakmak lazım bu meseleye. Bir de benim de uzun zamandır sormak istediğim bir soru tarihçilere. Şimdi girişte dediniz ya hani kaynaklar olarak işte Kur'an-ı Kerim var, bir takım yazılı eserler var, şiirler var vesaire. Oryantalistlerin, bugünkü oryantalistlerin gözünde ya Kur'an-ı Kerim nasıl bir kaynak tarihçilere göre? Ya diyelim ki işte çocuk öldürme meselesinde Kur'an-ı Kerim'e hangi gözle bakıyor bir oryantalist? Bu anlamda bütün oryantalistlerin yani düşüncelerini okumuş değilim. Ama gördüğüm kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla oryantalistler de Kur'an-ı Kerim'i o dönem tarihi için bir kaynak olarak görüyorlar. Hatta en önemli kaynaklardan biri olarak görüyorlar. Zaten Allah'ın kitabı saymadıkları için Kur'an-ı Kerim'i. Tabii o dönemin kültürünü, o dönemin anlayışını nakledi, yansıtan. Evet, evet. Ya acaba hani Zeyd bin yani şey şöyle diyelim halife Ebu Bekir'in işte efendim topladığı bir heyet tarafından derlenmiş o günün bilgilerini yansıtan bir kitap diye mi acaba kabul ediyor? Yani peygamberimizin kendisinin yazdığını söylüyor. Hatta yani ona kadar tabii yani işte Muhammed'in kitabı, Muhammed'in yazdığı kitap olarak görürler çoğunlukla. Zaten oryantalistler. Evet, İslam'a da Muhammedilik derler. Ama peygamberimiz kendisi yazmış olsa da yani oryantalist bunu yani peygamberimiz yazdı diyor hem de peygamberimiz o dönem kültürünü, anlayışlarını yansıttı bu kitapta. O dönem telakkilerini bize aktarmış oldu çok büyük ölçüde. Ha tabi burası tartışılır. Ne kadar? %100 mü aktardı? %50 mi? 80 mi? 90 mı? Orası tartışılır. Zaman, yorumdan yoruma da fark eder. O zaman yani şöyle bir şey çıkar mı? Mesela hangi konu olur olsun bir konuyu araştıran bir ilahiyatçı, bu ister Müslüman ister gayrimüslim. Demek ki aslında ilk bakması gereken kaynak yani Kur'an. Yok yani hani İslami hassasiyetin dışında şimdi normal bir bilimsel bir bakış açısı. Evet. Tabii tabii ona şüphe şimdi yok. Şöyle bir özelliği de var Kur'an'ın. Yani yazıya geçirilen en eskisi. Mesela yani o şiirler bahsettiniz ya İslam tarihi. Ötekilerin çoğu yani mesela o şiirler dediğimiz hocamız bahsetti. Çoğu onların sözlüklerde vesairelerde rivayet edilip yani daha sonra yazıya geçirilmiş şeyler. Yani Kur'an'ın o özelliği de var. Yazılı olan yazılı ilk tarihi metin Arap tarihiyle ilgili. Ondan önce benim bildiğim Yemen'de vesairede şeye çakılmış bazı şeyler var. Onlar da Arapların küçük bir parçası. Evet. Sadece Yemen'le alakalı. Yani öyle bir önceliği de var. Hicaz Araplarıyla çok fazla alakalı değil. Şiirlerin çoğu mesela o tarihi Bağdat'ta vesaire falanında 300 yıl sonra naklediliyor. 400 yıl sonra yazıya geçmiş. Oradaki nasıl ne ölçüde mesela bugün biz bu kadar gelişmiş bir döneme sahip, kültüre sahip olmamıza rağmen Yunus Emre konusunda hala hangi Yunus Emre? Kaç tane Yunus? O kadar Yunus'tan evet. Daha evet. Tabii bu mesele, yani senin sorduğun soru önemli bir metodolojik problemin kapısını açıyor. Yani kişiye göre, tarihçiye göre bunun cevabı farklı olabilir. Çünkü bazı tarihçiler en önemli birinci kaynak olarak kabul edebilir Kur'an'ı yahut Hristiyanlık tarihi için İncil'leri. Başka bazı tarihçiler de evet bunlar o dönem tarihini
tarihiyle ilgili bize bir şeyler söyler ama tamamen yansıtamaz.